Müslümanlar Allah'tan niçin korkarlar? Güzel yüzüm, onun Allah'ın darılması onları çok tedirgin eder. Yani böyle sonsuz büyük bir güç sana darılmış oluyor. Dehşet verici bir şey. Yani artık sana güveni kalmıyor, sana sevgisi kalmıyor. Sana değer vermiyor. Bu çok korkunç bir şey. Ha, cehennemde yansan ne olur, yanmasan ne olur? Zaten mahvolmuşsun yani. Değil mi? Allah'ın sevgisi olduktan sonra yansan da bir şey olmaz. İstediğin kadar yani hiçbir şey olmaz. Allah seversen, Allah'ı seviyorsan. Allah da seni seviyorsa ama Allah'ın sevgisini kaybettiysen mahvoldun zaten. Ha cennete gitsen ne olur yani? Bitti yani, yandın gitti yani. Hiçbir anlamı yok. İşte korkulan budur yani. Allah'ın canını yakmasından ziyade Allah'ın ona olan sevgisinin yok olması korkusu. Allah katında hiçbir itibarın kalmaması. Bundan çekilir mümin. Ben güzel yüzümü bir göreyim. Tabii. Müslümanlar Allah'tan niçin korkarlar? Canımın içi tarzında çok güzel olmuş. Onu söylemeden girdim ama saçın şahane olmuş. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Yüzün kusursuz güzel. Gözlüğün de şahane olmuş. Çok güzel olmuş. Ses tonun da çok güzel. Yani her şey çok güzel. Kıyafetin falan her şey çok iyi olmuş. Korkma aklı açar. Allah korkusu. Aklı keskinleştirir. Allah'ın büyüklüğünü anlamadaki akıl yeteneğini açar. Akıl kapalılığını ortadan kaldırır. En büyük ihtiyaç akıl olduğu için onun zeminini oluşturur Allah korkusu. O hem ahlak mükemmelliği meydana getirir, hem insanın sabırlı olmasını sağlar, hem her türlü güzel ahlakın kökeni Allah korkusudur. Yani mükemmel yüksek aklın tabanı da yine Allah korkusudur. Yani en büyük nimettir Allah korkusu daha doğrusu. Ama tabii düşünülürse, yani bilmeyen bunu fark edemez. Ama biraz düşünün bakacak ki her türlü güzelliğin kökeni Allah korkusu. Mesela çalışkanlık, dürüstlük, vefa, sabır, sadakat hepsi Allah korkusundan kaynaklanır. Allah korkusu kalksa büyük tahribat olur. İnsana müthiş bir doğruyu yanlıştan ayırma gücü verir Allah o zaman. Allah korkusunda. Akıl keskinliği oluşuyor.